Yeni bir dünya kuruluyor diyor. Avrupa Birliği ve İran arasında ithalat ve ihracat ödemelerinin yapılabilmesi için yeni bir finansal mekanizma kuruluyor. İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin'in dışişleri bakanları İran Dışişleri Bakanı ile New York'ta bir araya geldiler. Toplantının ana gündem maddesi İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarıydı. Amerikan yaptırımlarına karşı toplantısı tarihi bir toplantı oldu. Toplantıda taraflar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda izleyecekleri çizgiyi istişare ettiler ve burada bir ortak tutum belirlediler. Dolayısıyla bu ülkeler, Avrupa Birliği temsilcileri Rusya, Çin ve İran, bir bakıma Avrasya bloğu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bir ortak irade, bir grup olarak girdiler. Bu dünyadaki köklü değişimin çok sayıda işaretinden biri. Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası anlaşmaya taraf olan diğer ülkeler İran'la ithalat ve ihracat yollarını açık tutmak için yeni bir yöntem üzerinde anlaştı. Avrupa Birliği, Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları ve İran Dışişleri Bakanı ortak bildiri yayınladı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, toplantı sonrası açıklama yaptı. Mogherini, Avrupalı şirketler İran'la ticaret yapmaya devam edecek ve bu dünyadaki diğer ortaklara da açılabilir dedi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yunus Soner, Avrupa Birliği ülkelerinin de bu anlaşmaya onay vermesini kaçınılmaz olarak değerlendirdi. Ekonomik gerçeklerin bu süreci dayattığını belirtti. Burada Amerikan yasalarının, Amerikan dolarının hakimiyeti dışında bir ödeme sistemi oluşuyor ki bu gerçekten çok çok büyük bir devrim. Bunu dayatan İran örneği ve Avrupa Birliği'nin İran'la enerji ticareti. Ancak dördüncü madde olarak bu ödeme sisteminin bununla sınırlı kalmayacağını öngörebiliriz. Bugün İran'da Amerikan kontrolü dışında ticarete olanak sağlayan bu ödeme sistemi yarın Amerikan ambargosuna maruz kalan diğer bütün ülkeler için de uygulamaya konulabilecektir. Olsun Rusya, olsun Çin, olsun Venezuela, olsun Küba, olsun Türkiye, bütün bu ülkeler artık Avrupa Birliği ile ticaretlerini bu sistem üzerinden, olgunlaştıkça bu sistem üzerinden Amerikan tehditlerine maruz kalmadan gerçekleştirebilecekler. Yayınlanan ortak bildiride ise 2015 yılında nükleer anlaşmasına imza atan 6 devletin anlaşmaya bağlılıklarını yeniden teyit ettikleri açıklandı. Bildiride Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'ın yükümlülüklerine uygun davrandığını 12 kez onaylandığı belirtiliyor. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, oluşan yeni durumu ve küresel düzeydeki ekonomik arayışları bu sözlerle değerlendirdi. Yeni bir dünya kuruluyor diyoruz. İşte yeni kurulan dünyanın mali yol taşlarından birisinin döşenmeye başlandığını görüyoruz. Bu çerçevede Türkiye'nin alacağı tutum çok önemli. Türkiye burada bu anlaşmayı bir bütünüyle desteklemeli. İkincisi, İran'la yürüttüğü ticarette ve özellikle İran'dan enerji ithalatında bu anlaşmaya dahil olacağını hissettirmeli, göstermeli, fiilen göstermeli. Ve üçüncüsü, Avrupa Birliği ülkeleriyle özellikle bu ödeme sistemine müdahil olmanın koşullarını görüşmesi çok doğru olur.